Dünya Alem herkese merhaba. Bugün biraz sohbet edeceğiz. Masa başından yani sohbet etmiş olacağız. O masa başında oturup stok görüntülerden ülkeler anlatanlar gibi değil de gittik, gördük, gördüklerimizle alakalı konuşacağız. E, genelde gittiğimiz yerleri gezerken biraz daha fazla bir şey gösterelim diye çok yorumlara yer vermiyoruz. Veremiyoruz daha doğrusu. Ama bugün biraz da hani böyle o gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerle ilgili yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bugün Arnavutlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum ama Kosovalı Arnavutlarla çünkü onlar biraz farklı. Yorumlarıma katılırsınız veya katılmazsınız. Katılsanız da katılmasanız da sizler de yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız sevinirim. Balkanlar deyince hemen aklımıza ortak bir kültürün coğrafyası olarak geliyor. Balkanlar coğrafyası diyoruz veya Balkanlar kültürü diyoruz. Evet kültür anlamında bazı ortak değerler olsa da insanları olarak birbirlerinden çok farklılar. Hatta bazıları itibariyle siyahla beyaz gibi. Yani siz bir Yunanistanlıyla bir Bulgaristanlıyı birbirine benzeştiremezsiniz. Veya bir Bulgarla bir Romen birbirinden tamamen farklıdır. Bir Boşnak diğer taraftan bir Arnavutlukla tamamen farklıdır. Yani onun ötesinde mesela bir Romanya ile bir Moldova aynı ırktan insanlar olmalarına rağmen aralarında çok ciddi anlamda farklar görebiliyoruz. Yani bir Romanya'da kimse Rusça bilmez. Fakat Diğer taraftan Moldova'daki bütün herkes Rusça bilir ve Rus kültürü hakimdir. Yani bu anlamda baktığımız vakit Balkanların insanları gerçekten birbirlerinden çok farklı. Mesela Arnavutları ele alacak olursak Arnavutluk'ta yaşayan Arnavutlar başka, Kosova'da yaşayan Arnavutlar daha başkalar. Yani aralarında ciddi anlamda farklar görebiliyoruz. Biraz onların üzerinde konuşmak istiyorum. Arnavutları Türkiye olarak biz çok iyi tanıyoruz. Türkiye'de çok Arnavut var çünkü. Hatta Arnavut köy diye köyleri bile var. Hatta milyonun üzerinde Arnavut olduğu söyleniyor. Çünkü tarihte de ciddi anlamda beraberliğimiz var Arnavutlarla. Hatta Arnavut inadı denir. Arnavut inadı tabiri de ordudan gelme. Çünkü o zaman için Osmanlı ordusu en ön saflara Arnavutları koyuyormuş. Çünkü onlar gözlerini kararttıkları vakit bir daha geri dönmüyorlarmış. İnadına düşmanın üzerine gittiklerinden dolayı da Arnavut inadı tabiri oradan geliyor. Osmanlı'nın Balkanların birçok yerinden devşirmesi olduğu gibi tabii ki Arnavutluktan da olmuş. Mesela Arnavutların en büyük kahramanı tarihteki İskender Bey'dir. İskender Bey, Fatih Sultan Mehmet'e karşı iki defa hatta başarılı oluyor. Akçahisar Kalesi'ni teslim etmiyor. Ta ki öldükten sonra ancak Fatih Sultan Mehmet oraları alabiliyor. Büyük Komutan İskender Bey öldükten sonra, onu çok iyi tanıyan Fatih Sultan Mehmet arkasından şu sözleri söylüyor. Vay haline bundan sonra Hristiyan aleminin çünkü kılıç ve kalkanlarını kaybettiler. Ama o insan dahi sarayda yetişmiş ve Türkçe bilen bir insan ve Türk kültürünü de çok iyi bilen bir insan. O günden bugüne baktığımız vakit Arnavutların kültüründe, dillerinde Türkçenin mutlaka bir yer ettiğini görebiliyoruz. Fakat Arnavutluk'ta yaşayan insanların hepsi Müslüman değil. Arnavutluğun %60'ı Müslüman, %40'ı Hristiyan. Yakın mı kültür birbirine? Evet, yakın bir kültür. Mesela en yakın gördüğün şey ne? Çünkü biz Müslim var. Biz Müslüm. Sizi çok seviyorum herkese. Hatta Müslümanlık da orada ikiye ayrılıyor. Müslümanların %80'i Sünni anlayışta yüzde yirmisi ise Bektaşi. Yani orada Bektaşilik biraz ayrı din olarak kabul ediliyor. Dünyadaki bütün Bektaşilerin merkezi de Tiran'da yani Arnavutluk'ta. Müslüman olmasından dolayı tabii ki Arnavutlarla Türkler arasında çok yakın bir ilişki var tarihin de ötesinde. Fakat Arnavutlulardan Türkleri sevmeyenler de az değil. Bunu da burada ifade etmek lazım. Bu da tarihteki o mücadeleden kaynaklı olabilir belki Osmanlı zamanına dayanan. Ama genel anlamda baktığımız vakit Türkiye'yi seviyorlar, Türk insanını seviyorlar. Hatta Türkçeyi seviyorlar. Ve Türkçeyi sevenler özellikle Kosova'da bulunuyor. Şimdi oraya geçmek istiyorum. Türkiye'de Kosova deyince birçok insanın aklında sanki orada Türkler yaşıyor. Orası bir Türk coğrafyası gibi algılanıyor. Ama aslında öyle değil. Orada yaşayan Müslümanların hemen hemen hepsi Arnavut. Türk yok denecek kadar az. Sadece bir tane Türk köyü var. Orayı hatta ziyaret etmiştik. Eski bölümlerimizden izleyebilirsiniz. Mamuşa köyü diye. Mahmut Paşa'nın kurmuş olduğu bir köy, Osmanlı Paşası'nın kurmuş olduğu bir köy. Mahmut Paşa, Mahmut Paşa ismi Mamuş olarak kalmış. Adı Mamuş, adı nereden geliyor? Mamuşa, işte Mahmut, Mamut Şah. Eskiden şey olurdu da ama Mamuşa dönmüş işte Mamuşa. Ve o insanlar ta Fatih zamanında Tokat'tan İskan politikasıyla getirilip oraya yerleştirilen insanlar. Sadece Türk olarak bir köy Mamuşa köyü var yani. Peki Türkler buraya nereden gelmiş? Oradan hiç işte, Tokat'tan geliyor. Nereden? Tokat'tan. Tokat'tan geldim. O zaman Mamuşalılar Tokatlı diyebiliriz. Tokatlı da o ay şimdi. Tokat'tan bazı diyor bir kardeş mi Konya'nınmış. Tokat ve Konya'dan. Konya'dan. Bu iki kasabanın gelme. Fakat Mamuşa köyü de özellikle 99'daki o Sırpların saldırdığı Kosova Savaşı'nda çok önemli bir vazife görmüş. Onu da burada eklemek istiyorum. Gittiğimizde canlı olarak orada dinlemiştik insanlardan. Mamuşa köyü Türk köyü olduğundan dolayı Sırplar oraya saldırmıyorlar. Türkiye ile herhangi bir problem yaşamamak için. Arnavutlar da bunu bildiğinden dolayı etraftaki bütün Arnavut köylerinin hepsi Mamuşa köyüne geliyorlar. 99 yılında savaşta bazı diyor ki 45 bin mülteci, bazı diyor 40 bin mülteci. Ben konuşayım bizim ev için, başka ev için konuşmayayım. Ben senin için konuşmayayım. Sen bilir ne kadar mülteci var. Ben konuşayım benim evimde var 37 tane mülteci. Ve orada 45 bin insanı Mamuşalılar, o Mamuşa'daki Türkler misafir ediyorlar ve sırtların katliamından o insanları kurtarıyorlar. Balkanları birkaç defa dolaştım. Tabii her ülkenin insanı birbirinden farklı söylediğim gibi ama burada sadece Arnavutluk'taki Arnavutlarla Kosova'daki Arnavutların arasındaki farklardan bahsetmiş olacağım. Tabii ilk olarak en belirgin fark karşımıza dil çıkıyor. Yani Kosova'daki Arnavutlar Türkçe konuşuyorlar ama Arnavutluk'takiler konuşmuyorlar. Arnavutluk'taki Arnavutların da Türkçe kullandıkları çok kelime var. Binlerce kelime girmiş Türkçeden. Ama günlük hayatta Türkçenin konuşulduğu yer Kosova. Hem de ciddi anlamda konuşuluyor. Hatta sokaklarda dolaşırken siz çok rahat insanlardan Türkçe konuşmalar duyabiliyorsunuz. Türk zannediyorsunuz. Fakat tanıştığınız vakit o insanların Arnavut olduğunu görüyorsunuz. Ben kendim olarak Arnavut, Ar Arnavutsun. Normal Arnavutsun. Arnavutsu. Evet, Türk Arnavut. değilsin. Ya, Türk değilsin. Peki günlük hayatta Türkçe konuşuyor musunuz? Türkçe arkadaşlar evet, evet. Fakat okulda işte Arnavutça normal. Ve Kosova'daki insanlar çocuklarına da bunu öğretiyorlar. En güzel tarafı da bu. Hem okullarda belli ölçüde Türkçe eğitimi veriliyor. Onun da ötesinde insanlar ailelerinde çocuklarını özellikle Türkçe öğretiyorlar. Ve... Ailenizde pek konuşuyor musunuz Türkçeyi? %80 Arnavutça, %20 Türkçe. İlginç. Bak, yine bak bir Arnavutluk evinizde çocuklarınıza Türkçe konuşmanız ilginç bir şey. İlginç fakat lezzetli. <laughs> İyi. İkinci olarak en belirgin fark da Kosovalıların daha dindar, daha muhafazakar olduğunu görüyoruz. Arnavutluktaki Arnavutlar daha Avrupa'yı diyebilirim o Akdeniz ülkelerindeki o rahatlığı orada görebiliyorsunuz. İnsanların hem sosyal hayatında olsun hem de dini hayatlarında o softluğu hissedebiliyorsunuz. Fakat Kosova'da tıpkı bizim o Anadolu'daki muhafazakarlık neyse aynı muhafazakarlığı hissedebiliyorsunuz. Mesela buna bir örnek olarak şunu söyleyebilirim. Kosova'nın en muhafazakar yeri Priştine başşehir oluyor. İkinci en büyük şehir olan Prizren. Prizren'de çekimler yaptık. Onu da bir sonraki hafta kara olan hazırlayıp size gösterecektir mutlaka. Orada insanlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. Fakat insanlarla sohbet etmekle açıkçası zorlandık. Bir Arnavutluk'ta sohbet ederken yani kime mikrofon uzatırsak konuşuyorlar, rahat konuşuyorlar. Merhaba, nasılsınız? Türkçeyi nasıl öğrendiniz? <gülüyor> Dizilerden. Dizilerden? <gülüyor> evet. Arnavutlar nasıl insanlar? Çok iyi insanlar. Herkes uh, seviyor Arnavutlar. <laughs> Peki, Türkiye'deki insanlara ne demek istersin Arnavutluk'tan? Mesajın çok iyi de. insanlar. Eee Arnavut gibiler. Fakat Prizren'de özellikle insanlara mikrofon uzattığımız vakit insanlar bizden kaçıyorlardı. Konuşmak istemiyorlardı. Yani Türkçe bildikleri halde yani Türkçe olarak ben çok Türkçe bilmem diye yanımızdan geçebiliyorlardı. Yani Türkçe olarak cevap veriyorlar Türkçe bilmediklerini. Halbuki biliyorlar ama konuşmak istemiyorlardı. Şöyle ufak bir röportaj yapalım mı sizinle? Olmaz mı? Tamam hadi kolay gelsin. Bu şekilde o muhafazakarlıktan kaynaklı o insanlardaki soğukluk demeyim de çekingenliği gördüm diye ifade edebilirim. Yine bir fark olarak şunu da ekleyebilirim. Arnavutluk'taki Arnavutlar Osmanlı'ya biraz mesafeli bakıyorlar. Hatta Osmanlı'nın onları işgal ettiğini düşünüyorlar. Yani bir emperyal ülke olarak bakıyorlar. Emperyal bir imparator olarak bakıyorlar. Hatta bazıları itibariyle o imparatorluğun devamı olan Türkiye veya Türklere bakış açısı da aynı şekilde. Fakat Kosova tam tersi. Yani Osmanlı'nın bir tebası gibi hala kendilerini öyle hissediyorlar. Ve Türklere karşı da tabii ki o derecede sevgileri var. Osmanlı'yı seviyoruz fakat ne yapma çıktı. Osmanlı. Son olarak şunu da eklemek istiyorum bir farklılık olarak. Mimari anlamda da ciddi farklılıklar olduğunu gördüm. Arnavutluk'taki mimari, komünizmin etkisi var tabii Enver Hoca dönemi itibariyle. Ama biraz daha sonrası itibariyle Avrupa'ya yönelik bir yerleşim şekli var. Ama Kosova'da baktığınız vakit hala siz o Safranbolu evlerini görebiliyorsunuz. Özellikle Prizren çok muhteşem bir şehir. Orayı mutlaka gezmenizi isterim. Camilerin şeklinden tutun da diğer türlü işte insanların yaşadıkları evlere varana kadar orada bir Anadolu'yu görebiliyorsunuz. son olarak şunu demek isterim ki her sakallı dede olmadığı gibi her coğrafyada yaşayan insanlar da birbirinin aynısı olmuyor dil anlamında, kültür anlamında, genetik anlamda çok farklılıkları olabiliyor. Bugün ben de Arnavutluk'taki Arnavutlarla Kosova'daki Arnavutlar arasındaki farklardan bahsetmeye çalıştım. Tabi Arnavutlar bunu çok daha iyi bilirler. Onlar yorumlarını yazarsa güzel olur. Oralara gitmiş, gezmiş olanlar, görmüş oldukları daha değişik farklılıklar varsa onları da yorumlara yazarsalar sevinirim. Böyle ara ara yorumlar yapmak istiyorum. Çünkü çekimler esnasında çok fazla yorum yapma şansımız olmuyor size daha fazla şey göstermek için. Ama haftaya Prizren var, yani Kosova Prizren var. Çok enfes bir şehir, mükemmel bir şehir. Mutlaka gidip görülmesi gereken bir şehir. Ama gidemeyenler için de biz haftaya olan hazırlıyor. İnşallah yayında olacağız. Haftaya Prizren yayında olmak üzere. Dünya hoşça e hoşçakalın.